Teşekkür ederim. Çalıyor mu Meltem? Çalıyor ama açmıyor. Sağ olayım. Yok, açmıyor. En azından olaya biraz da böyle olumlu tarafından bakmakta fayda var. Çünkü Sultan Hanım daha seni engellemedi. Ben de parazit Hüseyin'i bir engelliyorum bazen. Oh, böyle kafam rahat ediyor valla. Yani ben son bir şansımı deneyeyim istedim ama ha, açmıyor. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Anneciğim, merhaba. Ne haber efendim? Merhaba. Sizden ne haber? Anne, Sultan Hanım'a ulaşabildin mi? Hala küs bana. Hadi ya. Benim aklıma sizi barıştırmak için çok iyi bir fikir geldi. Ya. Evet anne, Simay bu fikrin çok etkili olacağını düşünüyor. Ah. Annem sizi ancak bu şekilde affedecek, eminim. İyi, anlat. Çok merak ettim yani Meltem, ne yapacaksın acaba? Gidip Sultan Hanım'ın evinin önünde benzinle beni affet yazıp sonra aleve mi vereceksin? Artık. Ay, yani saçma sapan şeyler söyleme. Evet evet, lütfen. Çok tehlikeli bir şey. Bence kimse yapmamalı zaten, sadece ben değil yani. Sinir olsun diye söyledim canım, herhalde yapacak halin yok yani. Ya horon ekibiyle mi gitsek, ne yapsak? Hayır, benim fikrim öyle bir şey değil ama eminim sizi bu şekilde affedecek. Anlatıyorum. Hadi. Nasıl yani? Sultan Hanım beni affetsin diye araya hatırlı kişiler mi sokacak? Evet, o hatırlı kişiler gidecek, annemle sizin adınıza konuşacak. Annem de siz onunla barışmak için, böyle bir şey yaptığınız için bundan çok etkilenecek. Ya ben zaten onu hiç aralıksız arıyorum. Yani telefonunda bilmiyorum kaç tane cevapsız çağrı var. Benim onunla ne kadar çok barışmak istediğimi göstermiyor mu bu? Çok haklısınız ama annemin şöyle bir şey söylemeye ihtiyacı var bence. Meltem Hanım benimle barışmak için araya hadirli kişileri bile soktu. Meltem, bu Simay'ın söylediği bana çok mantıksız gelmedi. Yani ben de kendimi böyle biraz özel gibi hissederdim yani Gönül. Bilmiyorum yani. Ya biz yetişkin insanlarız. Bence ben gideyim onunla konuşayım. Sonuçta bu bizim aramızdaki mesele. Oturalım, konuşalım, çözelim. Çok haklısınız ama annem biraz değişik bir insan. Yani sizin gibi düşünmüyor. Siz gitseniz bile sizi içeri almayabilir. Şu anda kendini naza çekmiş durumda. Tabii biliyoruz onu yani. Kız evi, naz evi. Meltemciğim, biz bu meseleyi senin yöntemlerinle değil, Sultan Hanım'ın yöntemleriyle çözelim bence. Anneciğim, Sultan Hanım'la barışmak istiyorsan bence onun anladığı dilden konuşman gerekiyor. Yani sonuçta herkesin kalbine giden yol başka değil mi? Mesela Haluk Bey'inki midesinden geçiyor. Ona böyle verin kebabı eti, ne dalgınlık kalır ne küskünlük. Bence oylama yapalım. Yani barışmak için araya hatırlı kişi sokalım diyenler parmak kaldırsın. Meltem Hanım çok şanslısınız. Yani Sultan Hanım'ın kalbine giden yolu bulduk. Ama Hüseyin'in kalbine giden yolu bulamadım ben senelerdir. Artık Hüseyin ne olacak? Tamam canım. Yani yeter ki Sultan Hanım'la barışalım. Ben onunla barışmak için ne gerekiyorsa yaparım. Annem benim ya. Teşekkür ederim anneciğim. Ay olmuşum. Niye teşekkür ediyorsun? Sonuçta ben de istiyorum barışma. Hiç olur mu böyle küslük? Hiç yakışmadı ya. Yani. Doğru. Çok üzülüyorum ben. Yok hallederim sadece. Hallederim. Ay sağ olsun. Anne, sen şimdi kimi yollayacaksın Sultan Hanım'a? Bence annemde hatırı olan birisi olması lazım. Şimdi böyle yani bana çok garip gelen bir durum olduğu için bu. Yani hiç öyle şey yapamadım kim olsun Gönül. Düşünüyorum yani bir arkadaşını falan yollarsak yakın bir arkadaşını iyi olur. Neydi o kadının adı? Safiye miydi? Safiye'yi iyi yollasak. Safiye. Safiye hayatta olmaz. Kim gözlü Safiye? Annem onu hiç sevmiyor zaten. Gözlerine bakma yolla. Köz göze gelme yolla. Dinlemez onu. Hayır. Yansız. Ha. Benim aklımda bir isim var aslında. Kim? Sultan Hanım dinlese kankacığını dinler. Gönül Hanım görüşme odasına bekleniyoruz. Beni mi dinler diyorsunuz? Aa evet. Evet. Annem kankacığım diyor, başka bir şey demiyor. Sizi kesin dinler. Hem sen ortak arkadaşları sayılırsın Gönül abla. Annemi de Sultan Hanım'ı da tanıyorsun. Tabii şimdi bir yerde Meltem'i Gönül'den daha iyi kimse temsil edemez. En doğrusu aslında tabii onun gitmesi gibi görünüyor ama bence ben gitsem daha iyi olur. Ay, Sultan Hanım seni niye dinlesin Tuna yani gerçekten? Ya Gönül,
Ya benim Sultan Hanım'ın üzerinde tartışılmaz bir etkim var. Ya o yüzden benim gitmem daha doğru olur. İş başa düştü yani. Gerçekten gülüyorum ya. O kadar saçma sapan bir şey söyledin ki. Sultan Hanım seni niye dinlesin ayol? Aa. Evet Tunacığım. Yani hani illa biri gidecekse... yani doğru olan gönülün gitmesi. Yani. Yani. Gider misin? Giderim Tunacığım. İşe yarar mı onu bilemiyorum yani. Tamam Anacığım. Ya hayır, hayır Anacığım, öyle bir şey yok. Yok, hayır, bir şey demedim ben, ne diyeceğim. Tamam, kapatıyorum Anacığım. Hadi görüşürük, selametlen. Gönül Hanım, annem evdeymiş. İstediğiniz zaman gidebilirsiniz. Aa, tamam. Tamam, ben buradan çıkınca hemen giderim şimdi. Gönül, istersen ben de geleyim. Bak, sen niye gidiyorsun? Geleyim yani, en azından şey açısından diyorum yani. Gelirim sana, yani tek başına şey yapamazsan diye söylüyorum. Peki ama şey, yani teklif. Israr yok. Teklif ediyorum. Geleyim diye. İyi ki ısrar etmedin Tuna. Yani. Ay Gönül, şimdi bu benim hiç içime sinmedi bir kere. Yani benim aslında konuşmam lazım Sultan'ımla. Sen gidersin. Hı. Duruma göre bakar, bana bir mesaj atarsın. Hemen koşar gelirim. Meltemciğim, ben bir gideyim. Bir bakayım durumlara. Şöyle bir havayı koklayayım. Hı. Ondan sonra baktım, güzel yumuşak bir durum var ortada. Hı. Hemen sana söylerim. Zaten ben oradayken kapıyı açmamazlık yapmaz Sultan Hanım, değil yani, mi? Yani tabii. Yani çok güvenemiyorum kendisine bu konuda. Tuna Bey, bu arada Hatice Kore'ye gideceğinizi öğrenmiş. Alara'ya bir mama sandalyesi alabilir mi acaba? Alırım canım. Almaz olur muyum? Pardon? Hatice nereden öğrendi Tuna'nın Kore'ye gideceğini? Tamam, not ettim. Mama sandalyesi Alara'ya. Tamam. Aa, Kore'ye mi gidiyorsun Tuna abi? Ha, bir ay sonra. Ya Tuna abi ya, gitmişken bana da bir kulaklık alabilir misin? Ben sana beğendiğim modelin fotoğrafını yollayayım. Yolla ki ona göre yanlış almayayım. Yollayayım. Kulaklık istiyorsun değil mi sen? Evet, tamam abi. Ben de bir şey isteyebilir miyim? Tabii, ne demek? Hazır gitmişken siz Kore'ye. Benim de düğün makyajı için birkaç tane özel parça almam lazım. Bana da onları alabilir misiniz? Alırım. Sen de yaz, mesaj at bana. Tamam. Tamam, yanlış almayayım yani. Tamam. O zaman şey Tuna abi, ben ikimizin istediği şeyler için sana para yolluyorum şu an. Oğlum acelesi yok. Dur, hemen yollama canım. Yok, yollayayım canım. Gerek yok. Daha bir ay var benim gitmeme. Ya, dur, sonra alırım ben canım. Tamam, ben yolladım bile ben. Ya Tuna, niye alıyorsun şimdiden paraları? Bilmiyorum, ben almıyorum. Burada bana vermeye çalışıyorlar. Yok böyle bir şey yani. Hatice de yazmış. Yani sonra evlenecek size. Aman canım, önemli değil. Ne zaman istersen. Acelesi yok yani. Biz de kalkalım artık yavaş yavaş. Ben Sultan Hanım'a gideyim. Tuna, sen de eve git, yemekleri hazırla. Çocuklar gelmeden hazır olsun yemek. Tamam canım. Barış elçimiz Gönül Hanım oldu. Ya umarım şeyler yapabilirim yani barıştırmak için sizi. Gönül, bak sen duruma göre bakarsın. Tamam mı? Hı. Hemen bana bir mesaj, ben koşar gelirim. Tamam, tamam, merak etme sen. Ben elimden geleni yapacağım Meltemciğim. Kazanız mübarek olsun. Hadi, hadi. Biz de sizle gelelim. Kapının önünde çünkü hamsi var, sizi içeri sokmaz. Ay! Isırmasın sonra Gönül. Ay ne bağırıyorsun Tuna? Köpek. Ay Tuna, niye ısırsın yani? Durup dururken niye ısırsın? Ayrıca Simay var zaten yanında. Sahibi var yani, değil mi Simay? Evet, ben varken bir şey yapmaz. Yalnız bir şey diyeceğim. Biz içeri girmeyelim. Gönül ablayla annen baş başa konuşsunlar. Değilsin. Tabii. Ya bu o sıfatlar şimdi. Ne kadar akıllı bir çocuk bu, ne kadar kafası çalışıyor. Her şeyi onca düşünüyor ya. Ne bileyim, ben belki öyle aklına gelmemiştim diye. İstiyorsan geleyim. Gelme dedim. Son kararım. İstemiyorum Tuna. Ben halledeceğim. Ay! Ya ben kötü anlamda söylemiyorum ki bunu. Gönül, ben geleyim de ben şey olsun diye söylüyorum. Hiçbir şey olsun. Haber bekle. Haber bekle. Haber bekle. Haber bekle. Haber Ay. Ay, inşallah Sultan Hanım Gönül dinler. Siz merak etmeyin, kankacığını dinler o, dinler. Şöyle geç kankacığım. Çevre hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk Sultan Hanım. Hoş mu buldun? Kör müymüşsün halimi? Nasıl hoş buldun beni ya? Yok, ben gayet de iyi buldum sizi. Çok iyisiniz de ben böyle çat kapı geldim. Müsait miydiniz? Kız sana her zaman müsaitim. Kankacığım benim. Zaten bir tek sen kaldın. Kaldık mı baş başa? Sen banyo dedi artar. Sultanım bakın yani siz, ben, Meltem,
uzun yıllar birbirimizi göreceğiz. Artık bir aile gibi olduk. O yüzden lütfen böyle söylemeyin yani. Kız görmeyeyim misin halimi? Ne kadar kurumundan bile çıktım be. Gördüm, gördüm. Ona çok üzüldüm zaten de o yüzden geldim. Vallahi. Bak, benim Meltem Hanım'la paraştırmak için geldiysen hiç boşuna yorma o güzel ağzını. Çünkü benim kararımı ver. Benim kararım kesin. Barış mı yazın? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrı gemide yol alır, ayrı düğüm tutarız. Bu evde sır dolu şu halim.